istenmiş. ABC üçgeninin çevre çemberi çizildiğinde merkezi şu numaralardan hangisinin üzerine denk gelir diye soruluyor. Tabii çevre çember şu köşelerden geçen çember oluyor. Yani kabaca şöyle çizebiliriz. Şöyle. Bu şekilde çizebiliriz. Köşelerden geçen çember. Ama biz göz kararı tahmin edemeyiz. Yani şurası, burası ya da diğeri diye. Eğer şuradaki ifadeye bakarsak, bunu siliyorum çizdiğimi, şunu. Şuradaki parçalara bakarsak, kenarlara, kenarları bize bir şeyler anlatabilir. Şuradaki üçgen, bir tane dik üçgenin kenarı, BC kenarı. Şöyle sarıya boyuyorum. Şimdi bu boyadığım üçgene ve bir de şu tarafı boyuyorum. Bu sarı üçgene bakarsak, bunlar dik üçgenler. Ve bu üçgenler birbirinin aynısı, eş üçgenler. Kareleri sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6. Burası 1, 2, 3. 6'ya 3. Bunu sayarsak 1, 2, 3. Şu tarafı sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkisi eş üçgen. Yani açıları şöyle ortaya çıkacak. Eğer biz buradaki açıya alfa dersek, burası 90 derece, şuraya beta dersek, alfa ile betanın toplamı 90. Bu üçgen aynısı olacağı için şu 3'ü gören alfa, buradaki 3'ü gören şurası yine alfa olacak. Buradaki 6'yı gören şurası da beta olur. Şimdi alfa ile betanın toplamı 90. Bu ikisinin toplamı da 90. Bu da şu sonucu ortaya çıkarıyor. B açısı 90 derece olmalı. Burası 90 derece. Eğer şöyle bir tane dik üçgen alırsak, şöyle bir dik üçgen, burası 90 derece. Ve biz bu üçgenin çevre çemberini çizmeye kalkarsak, bu çemberin çapı hipotenüs olur. Yani şöyle çizmek zorundayız. Eğer bir dik üçgenin çevre çemberi çizilirse, bu çevre çemberin çapı hipotenüs olur. Bunun sebebi de şu. Çevre açılar, şuradaki 90 derecelik açı bir çevre açı oluyor. Gördükleri yayın yarısı kadar olurlar. Burası 90 derece olduğu için bunun karşısındaki yay, yani şu yay iki katı olacak, açının iki katı. Burada şu an boyadığım, kahverengiye boyadığım yay 180 derece olacak. Bu yay 180 derece ise şurası çap olmak zorunda, tam ortadan geçmek zorunda. Böyle olmak zorunda. Bu açı 90 ise karşısı 180. Tamamı zaten 360'da, yukarısı da 180 olur. Tam ortadan geçer ki biz ona çap diyoruz zaten. Yani biz buradaki üçgenin çevre çemberini çizersek çapı şurası olur. Burası çap olacak. AC çap olur. Burası çap. Eğer AC çapsa bizim merkezimiz de bir noktasında olabilir. Çapın üzerinde olacağına göre merkez bir noktasında olmak zorunda.